Telefon bayi müşteri memnuniyetini umursamayınca Şanlıurfa'da gergin anlar yaşandı. Bir anda bıçaklar ortaya çıktı. Pasajın savaş alanına döndü. O anlarda kan aktı. Yeni aldığı telefondan memnun kalmadı, iade etmek istedi. İş yeri sahibi, müşteri her zaman haklıdır yerine, satılan mal geri alınmaz dedi. Bunun üstüne bıçaklar çekildi. Bilanço 2 yaralı, 4 gözaltı. Bu hareketli anların fitilini akıllı telefon ateşledi. Genç adam Şanlıurfa'da pasajdan aldığı cihazı birkaç gün kullandı. Ama beğenmedi. İade etmek için aldığı bayiye gitti. İş yeri sahibi kullanılmış malı geri alamam dedi. İkili arasında kavga çıktı. O kavgaya tarafların yakınları da karışınca bir anda büyüdü. Sopalar, bıçaklar ortaya çıktı. Polis tarafları ayırmakta zorlandı. Ardından da gözaltılar başladı. Kavganın bitmesiyle birlikte iki yaralı hastaneye gönderildi. Gözaltındaki dört kişinin sorgusu sürüyor. İç savaş çıktığından beri ülkelerinden uzaktalardı. Türkiye'ye sığınan 3 milyona yaklaşan Suriyeliden 30 bini bugün aileleriyle bayramlaşmak için ülkelerine geçti. Sınır kapısının açılmasıyla adeta bir yarış başladı. 5,5 yıl oldu ülkemize gitmeyeli. Yıllardır evlerine, arkalarında bıraktıkları ailelerine hasretlerdi. Binlerce Suriyeli Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitti. Kapıların açılmasıyla hepsi bir anda koşmaya başladı. Nereye gidiyorsunuz? Kamışlı. Nereye bakıyorsun Türkiye'den? Mardin. Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için 65 bin kişi Kilis Valiliği'ne başvurdu. Suriyeliler 7 kontrol noktasından geçti. O sırada çocukların eksik aşıları yapıldı. Gaziantep'te oturuyoruz. Şimdi Azaz'a gidiyoruz. Akrabalarımız hepsi orada olduğu için. Öncü Pınar sınır kapısında sabah 9'da geçişler başladı. Sığınmacılar yıllardır uzakta oldukları evlerine doğru koştu. Yanlarında birkaç parça eşyaları, bir de evlatları vardı. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenen bölgelere giden Suriyeliler mutluydu. Kadın, erkek, çocuk, genç, ülkesine dönenlerin sayısı 30 bini aştı. Geride gelip işimize başlayacak burada. Evet, ben İstanbul'da kalayım, ayakkabı mesleğimdeyim. Kendi işimizi kurmuştuk orada, çalışıp gidip. Suriyelilerin Türkiye'ye geri dönüş işlemleri 5 Eylül'de başlayacak.